Αδέρφη, πόσο βαρετός είσαι. Yoldaşlar, bu bir harp değil, bir işgaldir. Bu işgale bir son vermek insanlığımızın, onurumuzun ve ideallerimizin gereğidir. Oo, hem benden habersiz ev tutuyorsun, hem de benden önce arkadaşlarını çağırıyorsun. Çok kırıldım. Askerler evi taşımama yardım edecekler, Rex. O yüzden buradalar. Görevlerini ihmal edip senin hususi hislerinle ilgilenmiyorlar değil. İşte şimdi yandın kuzum. Yine elimizde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Lanet olsun. Sen bu Cevdet'in bir ara başka bir yere gitmediğinden eminsin değil mi Pavlo? Eminim kumandan. Adam tam bir bas belası. Biz onun peşindeyiz ama o her daim bizim bir adım önümüzde. Gel. Kumandanım. Ne var söyle. Bu gazeteyi görmek istersiniz diye düşündüm. Neymiş o gazete? Zafer'e doğru. Türklerin çıkarmış olduğu bir gazete. General Cevdet burada mı? Burada kumandanım. Derhal onu bana gönderin. Siz de çıkın, defolun. Çıkın. Hayırlısınız. Sefiller. Lanet olasıca sefiller. Gel. Kumandan. Beni emretmişsiniz. Daha önce de emir etmiştim general. Lakin burada değil misiniz? Evet kumandan, affedersiniz. Dergaha gitmiştim. Dergaha? Daha önce böyle bir alışkanlığınız olduğunu duymamıştım doğrusu. Alışkanlık demem kumandan. Annemin ölümü, takdir ederseniz, beni hayli sarstı. Bazen biriyle konuşmak, kuvvet toplamak ihtiyacı hissediyorum. Haklısınız, kuvvet toplamak. Bu aralar hepimizin kuvvet toplamaya ihtiyacı var general. Bunu gördünüz mü? Haberiniz var mı? Adamların hapishaneden kaçtıkları yetmiyormuş gibi şimdi de Simirli'den kaçmışlar. Demek ki bu adamlara yardım eden bir kuvvacı ağa var Simirli'de. Ben de öyle düşünüyorum general. Neyse ki peşlerine düştükleri İstanbul'daki cephanelik şimdi çok sıkı koruma altında. Oradan bir mermi bile çalamayacak o eskiyalar. Simirni'deki küçük zaferlerle eğlensinler bakalım. Cephede iyi durumda olan biziz ve önemli olan da cephedir general. Türkler karşımızda çok fazla direnç gösteremeyecekler. Haklısınız kumandan. Elbette haklıyım. İnsanları nasıl da zehirliyorlar. Meselemiz bu değil baba. Leon'un evinden çıktı diyorum. Gereğini yapmak zorundasın. Yeğenin bir Bolsevik. Bolsevik deyip durma Suna. Gelsin bakalım ne izahat verecek.
Gel. Kumandan. Bir mesele mi var? Mesele bu Leo. Bolşevik bildirisi. Sıradan bir Bolşevik bildirisi değil. Senin evinde buldum bir Bolşevik bildirisi. Benim evimde buldun Bolşevik bildirisi. Nasıl girdin evime sen? Önemli olan bu mu Leo? Önemsiz mi sizce? Hırsız gibi evime girmiş kuzenim. Olabilir. Siz beraber büyüdünüz. Onu boş versin de. Sen bunu izah et. Bu bildiri ne arıyor senin evinde? Hadi Leon, itiraf et. Hep birlikte odama gitmemizi rica ediyorum kumandan. Bunlar da nedir? Bu zamana kadar ele geçirdiğimiz Bolşevik bildirilerin listesi. Hepsini tek tek inceleyip rapor tutuyorum. Hatta incelemenizi isterim. Dostunu tanı ama düşmanını daha iyi tanı demişler kumandan. Bu da vazifemizin bir parçası. Yalan söyleme. Evinde neyisi vardı o zaman bildirinin? Evde de çalışıyorum ben bazen Alexi. Senin tabii çalışmakla ilgili pek bir fikrin yok. Alexi, seninle aramız düzelmişti. Lakin beni böyle saçma şeylerle meşgul edecek olursan yine bozuşacağız, haberin olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.